bir dinde göremiyoruz. Yani Musa, İsa İbrahim, Yahya gibi isimleri Hristiyanlıkta da görüyoruz, Yahudilikte de görüyoruz ama Mustafa ismi sadece Müslümanlığa, yani İslamiyet'e mahsus bir isim. Dolayısıyla bunu önemli buluyorum ve burada belirtmek istiyorum. Zübeyde Hanım'ın da yine soy şeceresi buradan çıkmış oluyor. Zübeyde Hanım İbneti Feyzullah İbni İbrahim. Yani babasının adı Feyzullah, annesinin adı da, dedesinin adı da İbrahim. Dolayısıyla gördüğünüz üzere yani 4-5 nesil geriye götürdüğümüz zaman ki hepimiz bunu tespit edemeyiz. Ben mesela en fazla dedemi biliyorum, büyüklerimi biliyorum. 5 nesil neredeyse geriye götürebiliyoruz ve Türk ve Müslüman bir aileye mensup olduğunu Atatürk'ün görebiliyoruz. Daha farklı detaylar da var. Onlardan da kısaca söz edip yani konumu bitirmeye çalışacağım. 1887 yılında Ali Rıza Efendi vefat ediyor ve tereke bırakıyor. Bu nedir? Yani vefatından sonra bıraktığı miras kayda geçiyor. Tereke defterleri diyoruz bunları. Ve kadı bunları tutuyor. Ne var eşyalar arasında? Tabii yani giyim kuşam daha çok işte pantolon, yelekti, ceket, palto vesaire gibi sandıkta ama iki tereke, bu tereke arasında iki nokta dikkat çekiyor. Biri Logati Osmani dediğimiz sözlüğün yer alması, ikincisi de zikirlerden önce Müslümanların ibadette kullandığı Miftahül Kulüp, yani kalplere giden anahtar adlı, yani ki bu kitap Muhammed Nuri Şemsettin Nakşibendi tarafından kaleme almıştır. Dolayısıyla burada önemli bir özelliktir diye düşünüyorum. Yani burada aslında benim yapmaya çalıştığım, ki tabii ki Levent Kayapınar'ın çalışmasından ve Vasilis Dimitriadis'in çalışmasından istifade ettim. Bugüne bir kadar bilinen Mustafa Kemal Atatürk değil de farklı bir Atatürk'ü taşımaya çalıştım, gündeme taşımaya çalıştım. Şimdi vefatından sonra ne oluyor Ali Rıza Efendi'nin vefatından sonra? Evi Zübeyde Hanım tevarüsü diyor, yani ona geçiyor miras olarak ve buna dair yine kayıtımız mevcut. Yani dolayısıyla evi hikayesi 1875, kayıtlara göre 1875'te başlamış oluyor. Daha sonra Zübeyde Hanım bu evi kiraya verecek. Ama şunu da görüyoruz, bu mahallede sadece Zübeyde Hanım oturmuyor. Zübeyde Hanım'ın akrabaları, Ali Rıza Efendi'nin de akrabaları bu mahallede oturuyorlar. Ve nitekim Atatürk 1908 yılında büyük teyzesinden iki ev alacak. Ve bunun içinde ferah ve intikal imaberi örneğimizi görüyoruz. Evet, ondan sonra yine emlak ve arazi defterine geçiyor bu alım-satım işlemi. Yine bunun belgesini görüyoruz. Ve daha sonra bu pembe ev diye bildiğimiz ev aslında mübadiller için Yunanistan Milli Bankası tarafından satın alınmış. Bu bir inanca belge. Bunu dolayısıyla gösteriyor. Ve burada da Atatürk'ün soy şeceresini görmüş oluyoruz. Ve dediğim gibi bütün aile, akrabalar Müslüman mahallesinde oturuyorlar. Evet, şimdi Selanik arşivinden kısaca bahsettikten sonra biraz da Fransız arşivinde, Fransız arşivlerinde neyle karşılaşıyoruz? Bu kez de ben 2005 yılında hikayelerini Atatürk Kültür Merkezi tarafından Paris'te görevlendirildim. Ve orada Fransız Dışişleri Bakanlığı arşivinde, Kara Kuvvetleri arşivinde ve Deniz Kuvvetleri arşivinde çalışma imkanı buldum. Tabii şunu söyleyeyim, yani ben bunu söyledikten sonra onlar Türkiye'ye geldi, o belgeler basıldı deniliyor. Doğru değil, sadece dörtte biri belki Türkiye'ye geldi ve basıldı ama Türkçe olarak değil, Fransızca olarak.